Adını organ nakilleriyle tüm dünyaya duyuran Antalya Akdeniz Üniversitesi kanser tedavisiyle de dikkat çekiyor. Akdeniz Üniversitesi'nde şimdi de meme sağlığı ünitesi kuruldu. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, kanser tedavisi yapan öğretim üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında meme sağlığı ünitesinde yapılacak ameliyatlar hakkında bilgi verdi. Hoş geldiniz. Bir arada olmak çok keyifli. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi bünyesinde Türkiye'nin ilk meme sağlığı ünitesi kuruldu. Senato salonunda gazetecilerle bir araya gelen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan, kanser hastalığındaki artışa dikkat çekti. Ve şu zamanlarda çok sık duyuyoruz. Hatta geçen hafta bir arkadaşımızı kaybettik. Türkiye'de binlerce kişiye organ nakli yapan Akdeniz Üniversitesi'nin eski öğretim üyelerinden Profesör Doktor Alper Demirbaş'ın geçtiğimiz günlerde kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini de hatırlatan Rektör Özkan, kanser tedavisinde erken teşhisin önemine dikkat çekti. Hayat tarzımızın değişmesi iyi ya da kötü yönde, bunlar maalesef kanser risklerini arttırdı. Çok da görüyoruz, hem sayı arttı hem maalesef yaş çok küçük yaşlara düştü. Akdeniz Üniversitesi'nin organ naklinde olduğu gibi kanser tedavisinde de iddialı olduğunu açıklayan Özkan, şimdi de Türkiye'nin ilk meme sağlığı ünitesini kurduklarını ifade etti. En kısa zamanda meme merkezimizi açacağız. Meme merkezimiz Türkiye'de ilk olacak. Nedir bu meme merkezi? Memeyi, meme kanserini tanımak ve tedavisini hep beraber planlamak. Böyle bir merkez planladık. Çok güzel oldu. İnşallah gelecek hafta içinde sanıyorum sizlerle paylaşırız bunu. Bu Türkiye'de ilk olacak. Sadece meme değil, başta beyin ve kolon kanseri de olmak üzere birçok kanser türünün tedavisinde çok başarılı sonuçlar aldıklarını açıklayan Özkan, Akdeniz Üniversitesi'ndeki gen merkezinin de kendilerine bir avantaj sağladığını söyledi. Akdeniz Üniversitesi onkolojide de transplantasyonda olduğu gibi iddialı. Neden? Kanser için iki şey çok kıymetli. Bir, insan kaynağı. Çok iyi insan kaynağımız var. Burada gördüğünüz hocalar gibi. İki de altyapı. Altyapıdan kastım da bizim sahip olduğumuz cihazlarımız ve tedavi tanı için yine kullandığımız cihazlar. Bir tanesi gen merkezi, onu da tanıtacağız sizlere. Bu gen merkeziyle akıllı ilaçları kim kullanabilir, kim kullanamaz, kim dirençli, bunlara bakıyoruz. Akdeniz bölgesinde tek. Peki bu meme sağlığı ünitesi nasıl çalışacak? Bu konuda açıklamayı meme merkezinin sorumlusu Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Cumhur Arıcı yaptı. İşte muayenesi ne olacak? Radyolojik görüntülemesi yapılacak. Hemen yan tarafta çok büyük bir konsey odamız olacak. Hastanın tedavisi tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte değerlendirilecek ve yapılacak ameliyat planlanacak. Buranın önemli şeylerden bir tanesi de, diğer ünitelerden farkı da, bu meme ünitesinde Ömer Hoca ve Özlenen Hoca'ya da ait bir oda olacak. Burada daha komplike ameliyatlar için, yani meme rekonstrüksiyonu için, hani hastaların meme boşaltma dediği, meme boşaltıp sonrası rekonstrüksiyon için daha büyük ve kapsamlı ameliyatların da planlanması yapılacak. Bu tabii sanırım bizim hastanemizde hani organ naklinden sonra, ünitesinden sonra ilk merkez olacak. Bu ne?